Değerli basın mensubu arkadaşlar, bugün yine Ergenekon davası diye bilinen tertibin duruşmasını milletvekili arkadaşlarımızla birlikte izledik, izlemeye devam ediyoruz. 10 milletvekili arkadaşımızla duruşmanın başından itibaren duruşmayı izliyoruz. Başından bu yana, yaklaşık 5 yıldan bu yana süren soruşturma terörünün en son yargılama aşamasında geldiği ibret verici durumu birlikte gördük. Görülen şu ki bugün Ergenekon davası diye bilinen dava dijital terörün yargı sürecindeki en son noktası, en son ayağı haline gelmiştir. İçeride esas hakkında mütalaa verildikten sonra sanıkların esas hakkında savunmalarını yaptığı süreçte 4,5 yıla yakın yargılama sürecinin hiçbir konuyu değerlendirmediği, bugüne kadar sanıkların savunmalarındaki hiçbir hususun dikkate alınmadığını dehşetle görüyoruz. Burada çürütülen iddialar yine esas hakkında mütalaya aynı şekilde girmiş ve bu noktada bir darbe umacısıyla, darbe iftirasıyla sanıklar tutuklu şekilde hızla karar sürecine doğru sürüklendiğini birlikte izliyoruz. Değerli arkadaşlar, burada özellikle son günlerde Türkiye gündeminde yaşayan Gezi soruşturması çerçevesindeki olaylara baktığımızda buradaki iftiranın boyutunun gelecekte artık nereye doğru hızla sürüklendiğini görmemek mümkün değil. Bakın, Gezi soruşturması sürecinde Taksim direnişi noktasında Türkiye'nin dört bir yanında özgürlük ve demokrasi talebinde bulunan gençler, insanlar, yurttaşlar, yaşam tarzına müdahale edilmesine itiraz eden ve bize dokunmayın, özgürce yaşayalım diyen insanların demokratik eylemleri darbe soruşturması kılıfı altında yürütülmektedir. Dün 17 gencin bu çerçevede darbe soruşturmasından gözaltına alınıp tutuklanmaya sevk edildiğini biliyoruz ve gözaltındakilere hükümeti yıkmaya teşebbüs etmekten dolayı soruşturma yapılıyor. Şimdi şunu soruyorum. Demokratik bir şekilde eylem yapan gençler, göstericiler, sokağa inen milyonlarca insanı bununla ilgili soruşturmayı özel yetkili savcılar niye yapar? Toplantı ve gösteri yürüyüşleri kanununa muhalefetten yürütülen bir soruşturmayı özel yetkili savcılar niye yapar? Başbakanın ve bakanların, hükümet yetkililerinin yaptığı açıklamalardan bir şeyi görüyoruz ki önümüzdeki dönemde biraz önce içeride izlediğimiz tertibin benzeri bir tertip Türkiye genelinde hem de daha büyük çapta hazırlanmaktadır. Artık Taksim direnişi etrafında toplumun kırdığı korku duvarını, korku zincirini yeniden kurabilmek ve tesis edebilmek için soruşturma makamları AKP iktidarının işaretiyle yeni bir tertibi hazırlamaktadırlar. Yeni bir dijital sahte delillerle üretilmiş darbe davası hazırlığını hep beraber izliyoruz. Bakın, Türkiye'nin en önemli aydınları, yurtseverleri, en önemli insanları Ergenekon tertibiyle bugün 5 yıla yakın bir süreyle tutuklu bir iftiranın kurbanı haline gelmişlerdir. Şimdi içeride bu iftira hızla karar sürecine, hem de önceden belirlenmiş bir karar sürecine doğru sürüklenirken, hukuksuzluk sınırsız bir biçimde devam ederken dışarıda yeni bir sınırsızlığın adımının atıldığını hep beraber izliyoruz. Türkiye'de artık demokrasi mücadelesi, özgürlük mücadelesi meydanlarda bu tertiplere izin vermeyecek boyuta ve noktaya ulaşmıştır. Biz içerideki bu hukuksuzluğa ve haksızlığa burada takip ederek ve siyasetin her alanında bu haksızlıkların önünde dururken bundan sonraki tertiplere de millet olarak, halk olarak karşı çıkmak zorundayız. Çocuklarımızı bu engizisyon anlayışına kurban etmemek gibi bir sorumlulukla karşı karşıyayız. Evet, demokrasilerde meydanlar hükümeti yıkmak için sokağa çıkarlar. Demokrasilerde hükümetin uygulamaları meydanlarda eleştirilir ve meydanlarda insanlar iktidara karşı itirazlarını, muhalefetlerini dile getirirler. Bunları darbe soruşturması ve darbe umacısıyla bir toplumun en önemli, en güçlü, en zeki, en birikimli kuşağını heder etme
hazırlığına izin vermeyeceğiz. Bugün burada yaşanan olaylar bir şeyi göstermiştir ki, Taksim direnişinden sonra Türkiye'de meydanların sesi bir şeyi göstermiştir ki, artık Ergenekon tertibi ve yalanı, darbe tertibi ve yalanıyla bu halkı kandırma yolu kapanmıştır. İçeride 100 yılın ayıbı ve utancı yaşanmaktadır. İçeride 21. yüzyıl Türkiye'sinin engizisyonunu yaratanlar ve kuranlar sözde yargılama adı altında bir tiyatro oyunu sergilemektedir ve bütün bir milleti de bu tiyatro oyununun figüranı yapmaya çalışmaktadırlar. Ama artık geldiğimiz noktada adaletsizliğin ve hukuksuzluğun sonunun geldiğini görüyoruz. Engizisyon yargısını yapanlar kendileri gerçek adaletin önünde bir gün hesap vereceklerdir. Hepinize teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyorum. Sorularınız varsa alabiliriz arkadaşlar. Bir hususu daha belirtelim. İçeride yaşadığımız bir olay. Sayın Avukat Zeynep Küçük savunmasını yaparken mahkeme başkanı savunma yapan avukatın doğrudan doğruya hukuki anlamda dosya çerçevesinde yaptığı savunmadan rahatsız olarak mahkemeye dönük sesinizi yükseltmeyin demiştir. Ortada ne yükselen bir ses vardır ne de yargı, savunma hakkının sınırlarını aşan bir üslup vardır. Bu şunu gösteriyor. Savunma doğrudan doğruya bu yargılamalarda tehdit altındadır. Hem sanıkların savunmaları tehdit altındadır, hem sanıkların müdafilerinin savunmaları tehdit altındadır. Yargılama doğrudan ağır bir psikolojik baskı altında yürümektedir. Mahkeme heyeti doğrudan doğruya duruşma salonunda psikolojik bir baskıyla savunma hakkını tamamen ortadan kaldırmaktadır. Bu şartlarda adil yargılamadan bahsedebilmek mümkün değildir. Hepinize teşekkür ediyorum. Onlar avukatın sözünü kesti. Hayır, onu yemek arası. Şey,